Peki bize veyahut da bizlere Allah-u Teala'nın sevgisini hangi ameller kazandırır? Hangi amelleri yaparsak Allah ve Resulü bizi sever? 10 tane amel zikretmişler arkadaşlar. Birincisi kıraatul Kur'an bi tedabburi ve tefahhumi limaanihi ve ma uridihi. Kur'an-ı Kerim'i manasını düşünerek, ne demek istediğini bilerek, anlayarak, anladıklarını amel ederek ne yapmak? Kur'an-ı Kerim okumak. Eğer insan bu şekilde Kur'an-ı Kerim okursa, Kur'an-ı Kerim'in istediklerini yaparsa işte o zaman Allah-u Teala kendisini sever. اَتَّقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ بِالنَّوَافُرِ بَعْدَ الْفَرَائِبِ Farzlardan sonra nafilelerle Allah-u Teala'ya yaklaşır. Farzlardan önce veyahut da farzlardan sonra veyahut da farzların haricinde diğer nafile ibadetler ne yapacak? Allah-u Teala'ya yaklaşır. İşte o zaman Allah-u Teala kendisini sever. Üçüncüsü devamu zikrihi ala kulli halin bil lisani vel ameli vel hali. Allah-u Teala'nın zikrine, ameliyle, sözüyle, haliyle her zaman Allah'ın zikrini yapar. Bir evden çıkarken ne yapacağını sağ ayağı duasını ederek, arabaya binerken besmele çekerek, kapısını açarak, Allah-u Teala ne dua istemişse onu okuyarak, yemeğini yerken besmele çekerek sağ eliyle yerek. Yani her anında Allah-u Teala'ya zikir ile. Dördüncüsü, kendi sevdiklerini yapacak, Allah-u Teala'nın sevgisine tercih etmeyecek. Kendinin sevdikleri neler istiyor? İstedikleri Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün istediğine muvafık mı yoksa zıt mı? Eğer onların istediği Allah-u Teala'nın istediğine zıtsa onları kabul etmeyecek. Çünkü onlardan daha çok sevdiği Allah-u Teala var, onun itibarıdır. Bu kim olursa olsun arkadaşlar. Beşincisi, mutala'atil kalbi li esmâihi ve sıfâtihi. Allah-u Teala'nın sıfatlarını, isimlerini her an kalbinde ne yapacak? Mutala edecek. Allah-u Teala'yı beni görendir, işitendir, bilendir, duyandır diye her an ona göre hal ve tavır yapacak. İşittiğini bilirse, gizli de olsa bilime kardeşinin gıybetini yapamaz. Onun hakkında yalan söyleyemez. Ona iftira atamaz. Çünkü Allah-u Teala duyduklarını, söylediklerini duyar. Altıncısı, müşahedetü birrihi ve ihsanihi ve âlâihi. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimetleri bilmez. Onları görmez. Allah-u Teala bize iki tane göz vermiş. Ya gözü olmayan insanların hesabı ne arkadaşlar? Belkine de adam, gidin şu belki gözü olmayan insanlara veyahut da ayak olmayan insanlara, el olmayan insanlara ne kadar malı varsa o malını verirler ki aman bir adam görebileyim diye. Bir an ya bes görebileyim. Şu dünyanın aydınlığını bir görebileyim diye neler olsa vermezler. Onun için Allah-u Teala bize göz vermiş, sağlıklı yaratmış. Bu nimetleri ne yapacak? İnsan kendi rızasında kullanır. Yedincisi, inkisarul kalbi bi külliyatihi beyne yedeyhi. Kalbi her zaman tevazu içinde, gönül kırıklığı içinde durur. Hiçbir zaman kalbine gurur, kibir, sevinç, üstünlük gelmeyecek. Ben şuyum, ben böyleyim, ben şöyleyim diye hiçbir zaman kalbine bunlar gelmeyecek. Sekizincisi, el-halvetu bihi vaktu tecellillahi. Allah-u Teala ile ne yapacak arkadaşlar? Özellikle seher vakitlerinde Allah-u Teala'yı münacat edip onunla beraber olacak. Herkesin uyuduğu bir vakitte, herkesin horul horul yattığı bir vakitte Allah-u Teala ile beraber olacak. Allah-u Teala bu güzel hasletleri cümlemize nasip eylesin. Dokuzuncusu, mücâlesetül muhibbîne sâdıkîn. Allah-u Teala'nın sadıkları, sevdikleriyle ve istedikleriyle, salihlerle beraber oturup kalkacak. Devamlı dua edecek ki, ya Rabbi sen bizi sadık toplumun içerisinden ayırma diye dua edecek.
Onuncusu ise Allah-u Teala ile kendisi arasına ne girecekse, Allah ve kendisi arasına neler girecekse onların her hepsinden uzaklaşmak. Neler giriyorsa. Onların her hepsinden, bu aile olur, mal olur, mülk olur, çoluk olur, çocuk olur, kim varsa, iş yerinde biri olur, kim varsa arkadaşlar, Allah-u Teala ile kendisinin arasına girecek her şeyden uzaklaşmak. Allah-u Teala bu amelleri yapıp inşallah sevgisini kazanan kullarından eyleye. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimizin ruhu için. El-Fatiha.